Hoş geldiniz Gökhan Bey. Bu yıl 20.si düzenlenen Aztek Kitap Fuarı'ndayız. Sizin fuara ilk katılışınız. Evet, doğru. Nasıl geçti fuar? Gözlemleriniz nelerdi? Vallahi böyle bir kalabalık, böyle bir etkinlik beklemiyordum ben. Gerçekten çok güzel. İnsanların ilgisi çok güzeldi. Özellikle hani bize ayrı bir ilgileri çok güzel. Kitaba ve bu fuara ilgileri de çok güzel. Çok mutluyum ben buraya geldiğim için. Kitap Çukur'un bir senaryo kitabı ama birebir de senaryoyu anlatmıyor. Bize biraz kitaptan da bahseder misiniz? Yani birinci sezonun genel böyle uzun bir öyküsü esasında bu kitap. Birinci sezonda neler olduğunu parça sahnelerle parça parça anlatıyor. Bunun yanı sıra içinde başka parçalar da var. Şeyde dizide görmediğimiz benim başlangıç aşamasında yazdığım bazı bloklar, bazı karakter hikayeleri. Onun dışında dizide bazıları atılmış ya da bazıları çekilmemiş sahneler var. Onları da ekstradan işin içine koydum. Senaryo okumak isteyen ya da kitabı Çukur'a ilgisi olan herkes için ilgi çekici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Peki Almanya'da Çukur'a ve kitaba bu kadar ilgi olduğunu bekliyor muydunuz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla duyuyordum ama müthiş bir şey yani. Gerçekten herkes Çukur seyircisi, herkes müthiş seviyor. Çukur'la ilgili herhangi bir şeye bir anda insanların gözleri parlıyor. Çok mutluyum o yüzden. Kahraman Tazıoğlu. 20.si düzenlenen Aztek Kitap Fuarı'ndayız. Duisburg'dayız. Artık benim burada misafirliğim kalmadı. Ev sahibi gibi oldum. Çünkü 8. gelişim buraya. İnşallah Rabbim daha nice 8 yıllar nasip eder. Burada Türk okurlarla buluşmak, gurbetçilerle bir araya gelmek bizim için çok mutluluk verici ve çok önemli. Bir dolu anıyla dönüyoruz çünkü ülkemize ve gittiğimiz yerlerde hep onları anlatıyoruz. Bu fuarların devamı, istikrarı bizim için çok önemli. Bu fuarlar olduğu sürece ve davet edildiğimiz müddetçe her zaman koşa koşa gelmeye hazırız. Buradan tüm okurlarıma sevgiler, saygılar. Tolga Akpınar, Aztek Kitap Fuarı'na bu yıl ilk kez geliyorum. Almanya'ya ilk kez geliyorum. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Sağ olsun buradaki Türk toplumu kitaplara ilgi gösteriyor. Ben bu kadarını beklemiyordum. Benim 7 kitabım var. Bunun 5 tanesi deneme tarzında, bir tanesi roman, bir tanesi çocuk hikaye kitabı tarzında. İlk kez geldim ama daha sonraki yıllarda mutlaka gelmeyi istiyorum. Benim buraya gelen kitap severlerden bir ricam var. Mutlaka buradaki yazarlarla tanışsınlar, sohbet etsinler. Kitap almak zorunda değiller. Yazarlarla tanışmalarını istiyorum ben. Çünkü iletişim, kültürel iletişim ancak böyle gelişir. Ve Türkiye'nin yazarlarını en azından tanımalarını istiyorum. Türkçe bilmiyoruz, bu yüzden kitap okumuyoruz diyenler var. Kitap okumak Türkçe'yi de geliştirir. Bu yüzden hani zor, bilmediğimiz kelimeler yazmıyor kitaplarda. Ön yargılı bakmasınlar. Ben çok memnun kaldım. İlgiden ötürü hepsine teşekkür ediyorum. Merhabalar, Aztek Fuarı'ndayız. Avrupa Yazarlar Birliği standımızdayız. Fuarımız çok güzel geçiyor, dolu dolu. Çok memnunum. Hatta yeni kitabımla ilgili standımızdayız zaten burada. Anahtar elimizde kitabımı şöyle göstermek istiyorum. Daha yeni ama gerçekten çok memnun kaldım burada fuarda. Diğer yazar arkadaşlarımızla, ekibimizle buradayız. Her şey çok güzel, çok memnunuz. Teşekkür ederiz sizlere de. Anahtar elimizde kitabımın içeriği genel kişisel gelişimle ilgili. İşleyiş sistemini anlatıyorum. İşleyiş sistemi nedir?
genel olarak çünkü herkes bir şeyler söylüyor. Bilinçaltı temizliğinden tutun, çakra temizliği. Bunlar tam detay olarak nedir? Bilinçaltını geliştirmemiz için, yenilememiz için, temizlememiz için ne kadar bir sürece gerekiyor? 21 günlük bir süreç deniliyor. Ben öyle demiyorum. Ben her şeyin 40'ı diyorum. Büyüklerimizin, atalarımızdan geleneksel olarak gelen her şeyin 40'ı. Her şeyin 40'ından sonra diyorum. Hepsi yani tüm bu içerikler anahtar elimizde de. Herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum okumalarını. İnşallah ışık olsun herkese diyorum. Merhabalar, ben Sedat Aydemir. Bugün kitap fuarında bulunmaktayız. Çok güzel bir ortam. Burada olmak bizim için çok güzel bir gün. Bayağı bir etkinliklerle falan var. Burada bir spor adamı olarak TÜFAT Avrupa'da başkan yardımcısı olarak burada olmak ve bizim gençlerimizi takip etmek ve spor konusunda bakmamız gereken her şeyde bayağı bir memnuniyet verici, güzel bir ortamda bulunmaktayız. Ben İlhan Yuyucu. Kendi standımın önünde siz değerli okuyucularıma ve seyircilerime bir şiir okumak istiyorum. Bugün şiir günüm. Oğul diyemeden bırakıp gittin. Gül yüzünü, kokunu alıp gittin. Elimde resmini bırakıp gittin. Sesini, simanı özledim oğul, özledim. Göğsünde uyutamadım seni. Nefesine nefes katamadım. Uzandım, elini tutamadım. Sesini, simanı unuttum oğul, unuttum. Bir damla süt verebilseydim sana. Öpüp koklasaydım bir kere. Canımı verirdim bir tek anne sözüne. Sesini, simanı unuttum oğul, unuttum. Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Değerli seyircilerimiz, bana ulaşmak isterseniz İlhan Yuyucu YouTube'dan takip ederek kitabıma ve CD'ime ulaşmak isterseniz temin edebilirsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli takipçileriniz. Ben araştırmacı yazar Mehmet Küçük. Bu sene yine Duisburg Aztek Kitap Fuarı'nda bulunuyorum. Müthiş bir atmosferde okuyucular ile yazarlar buluşmakta. Binlerce, yüz binlerce ziyaretçilerin bizleri, kitaplarımızı, eserlerimizi tanımak için geldiklerine hepsine teşekkür ediyoruz. Ben şu ana kadar 6 tane eser yazdım. Hemen şöyle takdim etmek isterim. Kendim ilahiyat ve psikoloji okudum. Bu doğrultuda eserlerimi yazdım, kaleme aldım ve 6. kitabım çok kişisel gelişim bir kitap olacaktır. Şu an baskıda, sabırsızlıkla ben ve okuyucularım bekliyor. Kitabın ismini de sizlere aktarmak istiyorum. Kitabın ismi Kapatma Kitabı, Umut Belki de Gelecek Sayfatadır diye bir kişisel gelişim kitabı. Ben bizlere bu fırsatı veren değerli kameraman ve yönetmenimize teşekkür ediyorum. Bir başka fuarda buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Esenlikle kalın. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, ben Mehmet İlik, Kahraman Araçlıyım. Araştırmacı yazar olarak Avrupa bölgesinde görev şu anda burada bulunmaktayız. Bizim vatandaşlarla ilgili bütün çalışmalarımız gereğinde şunu düşünüyoruz biz. Avrupa Yazarlar ve Düşünürler Birliği olarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntıları ne varsa aile zararında biz bunları çözmekten yanayız. Bununla ilgili edebi çalışmalarda, eğitim çalışmalarında, sosyal hukuk çalışmalarında tamamıyla doçentlerimizle, doktorlarımızla, avukatlarımızla, ilahiyatçı psikologlarımızla birlikte hizmet vermek zorundayız. Bununla ilgili genel olarak şöyle bir düşündüğüm zaman Avrupa genelinde bu tür sıkıntıların fazla olduğunu görüyoruz. Biz şunu öngörüyoruz. Mesela bir vatandaşımızın ne konuya ihtiyacı varsa Avrupa Yazarlar Birliği olarak bu vatandaşımızla
ilgilenmeyi ve bunların genel olarak ya bulundukları zorluklardan kurtarmayı veyahut da yardımcı olmayı yönlendirmeyi arzu ediyoruz. Özellikle aile ve sosyal ilişkilerde şunu düşün, göz önünde bulundurmak gerekir ki birçok ailemiz tabii ki malum üzücü ve zor bir durumdalar. Bununla ilgili biz sıkıntılı ailelerimizin, sorunlu ailelerimizin çocuklarıyla veyahut da evlatlarıyla veyahut da eğitim dalından eğitilmesi gereken çocuklarımızla ilgili tüm vatandaşlarımızın bu konuda Avrupa Yazarlar Birliği'ne müracaat etmesini biz canı gönülden bekliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz benim standıma, Düş Annesi standıma. 4 sene sürdü kitabın hikayesi ve güzel bir kitap çıkardık meydana, roman Düş Annesi diye. Gerçekten çok memnunum satışlardan, fuardan çok memnunum. Rekor düzeyde satışlar yaptım bu fuarda. İlk defa bu Almanya Avrupa turuna çıktım. İlk defa en fazla sattığım fuar buradaki, burada kitap fazla sattım. Yani bu standıma bütün Türk vatandaşlarımı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Merhabalar, ben Miray Çağrı Aktaş. Almanya, Duisburg'da 20.si düzenlenen Aztek Kitap Fuarı'na bu yıl ben de katıldım. Öncelikle fuarı düzenleyen, katılım sağlayan, emeği geçen kısaca herkese çok çok teşekkür ediyorum. Katılım oldukça güzeldi. Burada yabancılık çekmedim ilk defa gelmeme rağmen. Evimde gibiyim. En önemlisi buydu. Buradaki Türk halkımızın kitaba olan, etkinliğe olan ilgisi beni mutlu etti. Şahsım adına söyleyeyim. Son kitabım Kendine Hoş Geldin kitabı. Kitabımızda şundan bahsettim en çok, şunu vurguladım. İnsanın hayatta kendisinden başka en çok kendisini sevmesi gerektiğini, en çok kendisine değer vermesi gerektiğini ve düştüğü zaman bir insan yine tekrardan kendisinin kaldırabileceğini vurguladım sık sık. Çünkü bu hayatta hiçbir şey insanın kendisinden daha önemli değil. Bunu vurguladım. Mutluyum buraya geldiğim için, yeni insanlar tanıdığım için, insanların hayatlarında bir iz bırakabildiğim için mutluyum. Katılan herkese çok çok teşekkür ederim. İsmim Burhanettin Uysal. Aztek Kitap Fuarı'nda Avrupa Yazarlar ve Düşünürler Birliği'nin masasında okullarımızla buluşuyoruz. Yeni kitabın Hazan Mevsimi'ni tanıtıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Amacım Almanya'daki gençlerle bir araya gelip onlara kitap okuma alışkanlığını aşılamak. Ve hatta benim de yaptığım gibi onları yazar kimliğine kavuşturmak. Ben 13 yaşında yazmaya başladım ve yazdıklarımı 30 sene sonra insanlarla kavuşturdum. Ve geç kalmışım, çok geç kalmışım. Keşke daha önceden yapsaydım bu adımı. Keşke daha önceden atsaydım. Bütün gönlü güzel insanları, kitap dostlarını kitap fuarımıza, Avrupa Yazarlar ve Düşünürler Birliği'nin masasına bekliyorum. Bugün Aztek Kitap Fuarı'ndayız. Burası Rheinberg, Almanya, Kuzey Renvestfalya eyaleti. Atalarımız 45-50 yıl önce gurbete geldiler. O zaman onlar gurbetçiydiler. Şimdi biz burada yurt dışında gurbetçi değil, yurt dışında yaşayan Türkleriz. Önceleri ben kendimden yola çıkayım. Doğmuşum Karadeniz'in bir köyünde, büyümüşüm mısır ekmeğiyle. Gelmişim bu gurbete. O zamanlar bizim bir hasretimiz vardı. Medya yoktu. Türkçe televizyonlar yoktu. Kısıtlıydı. Çanak anten yoktu vesaire. Hatta kitabı bile Türkiye'den getirirdik. Bugün Aztek burada bizim ayağımıza geliyor. Yüzlerce yazar, yüzlerce yayın evleri ve buradaki Türk toplumu, yurt dışında yaşayan toplum bir araya gelip böyle bir fuarlara, etkinliklerde buluşuyorlar. Biz bugünün değerini biliyoruz. Artık Avrupa'da gurbetçilerin olmadığını, Avrupa'da yaşayan Türklerin olduğunu, vatan bir gemi, gurbet bir deniz, Aztek olmuş sanki bizim can simidimiz dercesine, bugün soğuk bir kış gününde
Yılbaşı önü tatil olması dolayısıyla, günlerden de pazar olması dolayısıyla bu etkinlikte millet buluşuyor. Çocuk kitaplarından tutun, büyük insanların dikkatini çekecek her türlü yayın kitapları burada bulunmakta. Bunun akabinde dernekler, kültür odaları, toplumsal faaliyetler gösteren dernekler de burada bulunmakta. İnsanların birbirine kaynaşması, toplumsal mutluluklar için savaş vermesi için bir araya gelinmiş bir gün olarak görüyorum. Ama gerçek şu ki, her ne de olursa olsun Avrupa'daki Türkler vatanından, ülkesinden uzak yaşasalar da vatanından ve ülkesinden habersiz değiller. Bu çanak anten sayesinde, internet sayesinde, sosyal medya sayesinde şu anda karşımda duran medyatör Lokal Bakış'tan Mustafa Bey'in karşımda durmasıyla yani milletimizin birbiriyle ilgilendiğini gösteriyor. Onun için bu arada Lokal Bakış'a da çok teşekkürler ederim. O da bizim için sürekli etkinliklerde bulunuyor ve etkinlikleri daha önceden bizlere duyuruyor. Hem Alman sayfalarında hem Türk sayfalarında. Bu arada Lokal Bakış'a da çok teşekkür ederim. Almanca Lokal'ı Blicke denilen bir gazeteleri de bulunmakta. Onun için sürekli daha nice fuarlarda bir araya gelmek ümidiyle saygılarımı sunarım. Ben uzun yıllardır Almanya'ya geliyorum Aztek Kitap Fuarı'na. Bu gelişimiz 6.sı oldu. Aztek Kitap Fuarı organizasyon olarak başından sonuna kadar herhalde Avrupa'da yapılan büyük organizasyonlardan bir tanesi. Herhalde diyorum, hani başkaları da vardır, eminim vardır. Ama çok dolu dolu bir program. Ben buraya katılan Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan yani 300-500 kilometre uzaktan gelen sevgili okurlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde biz aralığın sonundayız. Almanya'nın güzel bir soğuğu var. Onların sayesinde bu soğuğu hissetmiyoruz. Onların sıcaklığı bizim için gerçekten çok önemli. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Zaten bu fuarın olabilmesi için, sürekli olabilmesi için, devamlı olabilmesi için mutlak suretle okur yazar buluşmasının gerçekleşmesi lazım. Yani onlar gelirse biz gelebiliyoruz. Onun için bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Necati Demirci kitaplarında ne anlatıyor? Necati Demirci insana dair kitaplarında duyguları anlatıyor. Çünkü duyguyu çıkardığınızda insan sadece etten kemikten oluşan bir varlık. Bu duyguyu çoğu zaman kullanamıyoruz. Ya da duygunun hep olumsuz taraflarını kullanıyoruz. Biz biraz daha olumlama yapıyoruz bu konuda. Daha birey olma yolunda, insanın kendisi olma yolunda atılan adımlar. Ondan sonra da insanın kendini temsil etmesini anlatıyoruz. İnsan kendini temsil ettikten sonra işte bir kurumu temsil edebilir artık. Nedir o kurum? Gün gelir ailede babalık, kocalık ya da annelik, karı koca ilişkilerinde bunları temsil edebilir. İş yerinde iş yerinin kimliğini temsil edebilir. Ama ilk önce bir gerçek var. İnsanın kendini temsil etmesi lazım. Bizim de kitaplarımızda anlattıklarımız bunlar. İlginize, alakanıza, bize gösterdiğiniz şükrana çok 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 teşekkür ediyorum. Şımartıyorsunuz bizi. İyi ki varsınız. İyi ki bu fuar var. Sizler var oldukça bizler de gelmeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yeni yılınızda 2020 şimdiden hayırlı olsun. Gönlünüze göre inşallah güzellikler içerisinde geçen bir yıl olur. Hoşça kalın. Ben Nilgün Bodur. Tüm izleyicilere bir kere merhaba diyorum herkese. Aztek Kitap Fuarı'ndayım. Kitap ve Kültür Fuarı'ndayım şu anda Duisburg'da. Buraya üçüncü gelişim. Zaten taze yazarım ben.
Fakat Avrupa'da yapılan, Avrupa'da çok etkinliğe katıldım. Avrupa'da yapılan en kalabalık, en çok ilgi gören, en bana göre şatafatlı ve eğlenceli fuarlardan biri. Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Türklerin geldiği, ama sadece Almanya'da değil, Belçika'dan da gelen oluyor, İsviçre'den de gelen oluyor. Kültüre, kitaba hala çok yoğun ilgi göstermeleri biz yazarların çok hoşuna gidiyor. Ben 3 kitap yazdım bugüne kadar. Şu anda 4.'yü yazmaktayım. Dediğim gibi taze yazarım. İlk kitabım Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara'ydı. İkincisi Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim de. Üçüncüsü de Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan'dı. Ve Almanya'da hem online siparişlerde hem de bu fuarlardaki satın almalarda kitabıma yoğun ilgi gösterilmesi, beni de gelip burada ziyaret etmeleri, sohbet etmemiz çok hoşuma gidiyor. Umarım daha ileriki yıllarda da daha güzel eserlerle sizlerle buluşmayı hak ederim. Öpüyorum herkesi.